Zamanı ekonomik kullanmak isteyenlere Eko Dil Bilgisi. Biliyoruz ki sınava az bir süre kaldı. Dil bilgisi de büyük bir sorun. Bunun için tam olarak doğru adres. Hem de paragrafı sevdiren hocadan. Kitabın özelliklerinden ilki %100 temel yeterlilik testi. Bu kısımda ÖSYM'nin yayınlamış olduğu soruları paragrafı sevdiren hoca %100 temel yeterlilik testi adı altında toparlamış. TYT'deki soru tiplerini baz almış, bunları incelemiş, irdelemiş ve hazırlamış. İkinci bölüm ise %100 dil bilgisi. Bu kısımda ise dil bilgisinin tüm konularını en ince ayrıntısına kadar ele alıyor. Üçüncü kısım ise %100 özet. Bu kısımda ise fazla, gereksiz bilgiye hiçbir şekilde yer vermiyor. Doğrudan en ekonomik yoluyla konuyu anlatıyor. Biliyoruz ki paragrafı sevdiren hocanın en önemli özelliği ÖSYM'nin soru tipleri üzerinden analiz yapması. Burada da bu sorulardan hareketle bir çözüm stratejisi ortaya koyuyor. Kitabın içeriğine geçersek kitabı açar açmaz bizi kısacık konu özetleri karşılıyor. Ardından soru tiplerini karşımıza diziyor. ÖSYM'de bu soru kaç kere çıkmış, ne zaman çıkmış bunları anlatıyor. Ama hocanın asıl üzerine durduğu konu bu soruyu nasıl çözmeliyiz ve nasıl çözmemeliyiz. Nasıl çözmemeliyiz kısmında yani ne yaparsak soruyu yanlış yaparız, ne yaparsak soruyu doğru yaparız bunu öğreniyoruz. Bu kitabın en özgün yanı test sistemi. Hangi soru tipini koyduysa o konuyla ilgili birebir aynısı kadar soru sayısı var. Mesela burada birinci soruyu yapamadık. Yapamadığımız zaman yanındaki soru numarasına bakıyoruz. Soru numaramız 12. Hemen 12. sayfaya gidiyoruz ve bu soruyla ilgili konu özetine ve sorunun birebir aynısına burada ulaşıyoruz. Tüm konuları bitirdikten sonra kitabın ortasına artistlik bir kısım koymuşlar. ÖSYM'nin sevdiği kelimelerin ikinci anlamlarını da koymuşlar. Yani ne demektir bunları bize veriyor. Ve bunun peşinden hangi dil bilgisi sorusu nasıl çözülür o kısım geliyor. Aslında kitabın en başında biz bunlardan bahsetmiştik. Ama 40 örnekle burada tekrardan açıklamışlar. Bunun da arkasından normal bir deneme gelmiyor. Eko dil bilgisi denemesi geliyor. Eko dil bilgisi denemesi ne demek? Şöyle ki ÖSYM zaten bize 13 tane dil bilgisi sorusu soracağını söylemişti. Burada da 13 soruluk tam 20 tane deneme var. İlk birinci ve ikinci deneme biraz daha kolay ve orta seviye ama sonraki denemeler biraz daha anlama yönelik. Birinci ve ikinci deneme kolay ve orta düzey.